Hepinize arkadaşlar. Bam bam bam. Ben Orhan, bir gün sizlerle birlikte garip ilginç bilgilerden devam ediyoruz. Hadi videoya geçelim. Anladım. Olsun. Evet arkadaşlar. Yılan zehrinin insan kanına ne hale getirdiğine tanık olacağız. Hadi bakalım. Yılan zehri insan kanında ne gibi etkileri varmış? Peki oraları geç. Benim işini bir ayarlayayım onunla. Diğerlerini falan öyle geleyim size değil mi? Bilmiyorum. Yılan zehri insan kanının etkisi. Ay yılanlamışım tutuyorum. İzlediğiniz yılan zehri insan karnına damlatıldığında karnı hızlıca pıhtılaştırarak akışa gönderiyor. Ay yılan. Onun yılanın ağzı bir değişti lan. Hadi şu zehri fışkırt. Örneğin anca videoda görüldüğü gibi anlatılabilmekte. Hadi hayırlısı. Bayağı yaptım lan. Baya yaptı hadi işte. Yırtmış ama ha. Vallahi yırtmış. Var mı içinde? Onu at bir kere. Onun yok ki içinde. Damlatmış hadi. Orada da kan. Oğlum yok ki. Burada küçük bir damla var, onu mu alacağım? Aynen onu alacağım. Yılan dişlerinin bir yüzeyi delmesi üzerine içgüdüsel olarak zehir salgılar. Vallahi yuttu. O bardağı ben atarım ha. Aldık hani. Genellikle bütün yılan hücresinde bulunan fosforozaik kırmızı kan hücresinde hembolizma yol açıyor. Bölgesel kas hücreleri gelişmesine sebep oluyor. Aha, yılan zehrini atıyor. Kanı nereden buldu bu? Asıl mesele orada, kanı nereden buldu? Hayvandan mı aldı? Kanı çek bakayım. Abi kanla oyun oynuyor ya. Oyun değil de, deney de işte. Atarım abi ben onların hepsini. Ama kan öyle, tamam kan. Bekleyeceğiz mi? Bu arada ekranın hepsini göremiyorsunuz, sadece videonu görüyorsunuz. Böyle yaptım onu da. Çok garip değil mi birader? Ne kadar bekleyeceğiz ki? Yılan zehri kanı ne yaptı? Kan pırtılaşır yani. Kanla oynuyor ya. Kanla oyun mu oynanır hiç? Kanla yazılar demek ki böyle yazılıyor. Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Bayağı pırtılaştırdı la. Zehirli onu mu? Vay anasını Allah'ım. Ama kan donmuyor mu zaten? Sıkıntı o. Kan donuyor yani. Ne oldu, video bitti. Neyse, bir de başka bir şey bulunmuş. Google Earth, yani Google harita üzerinde daha önce ilginç şeyler keşfedilmişti. Bazı kişiler harita servisindeki görüntülerin zemin piramitler olan üstü varlıklar olduğunu iddia etmişti. Genel olarak gerçeğin böyle olmadığı anlaşıldı. Şimdi de saklanan bir UFO'dan söz ediliyor. Bir grup komplon debrisine Google harita dünya dışı yaşatmaya iddia etti. Arjantin'de bir UFO'nun saklanabileceği yer keşfettikleriyle sürdüler. Google Earth, yani Google haritalar var ya, sayesinde uzaylıların saklandıkları yer bulundu.
34157-8S-58-49474 V koordinatında bulunan ada Parana deltasında bulunuyor. Campana ve Carete arasında bulunan bir bölge. Arazinin şekli ve yapısı teorisyenlerin ilgisini çeken kısım. Google Earth sayesinde uzaylıların saklandıkları yer bulundu. Bir UFO zamanında yaptığı açıklama şöyle. Uzmanının. Pardon. Baya yanlış okur olmuşum. Dairesel bölge 130 metre diş çapıda sahip ince bir su kanalı ile çevrili. Hem iç hem de dış daire neredeyse mükemmel görünüyor. Google Dünya yani harita sayesinde uzaylıların saklandıkları yer bulundu. Suyun alt tarafı araştırılmalı. Uzaylılar hakkında araştırma yapan Scott Giovanni konuyla ilgili olarak Arjantin'in dünyanın geri kalanına göre daha fazla UFO olayına sahip. Uzaylıların burada gördüğünü düşünün. Bu kayan adanın altında suya dalmak ve araştırmak gerekiyor. Daire şeklinde ve gayet büyük 100 metrelik bir UFO buraya saklanabilir dedi. Google Earth sayesinde uzaylıların saklandıkları yer bulundu. Uzaylı güzelmiş ha. Keşke kanka kim olmasa. Kardeşim ben. Bazı kişiler ise adanın altında tek bir UFO'nun olmadığını, bu yerin uzaylıların gizli üstüne açılan bir kapı olduğunu iddia ediyor. Ve son olarak Facebook neden mavi biliyor musunuz? Siz de fark ettiniz mi? En popüler sosyal rengi neden mavi renge hakim oluyor. Peki neden? Facebook neden mavi biliyor musunuz? Bir gün olarak da belki gideriz internet sitelerini ziyaret ediyoruz. Tabii bu rakamlar değişiyor. Ancak ziyaret ettiğimiz bazı internet siteleri hiç değişmiyor. Bunlar Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr ve LinkedIn. Facebook'ta neden mavi biliyor musun? Neden özellikle bu büyük sosyal ağları saydık biliyor musun? Çünkü bu sosyal ağların önemli olarak bir ötük üzeri. O da bu internet sitelerinin tasarımlarının mavi tonlarında kullanılan olması. Facebook neden mavi biliyor musunuz? The Evil isimli internet sitesinin yaptığı araştırmaya göre internetin en çok kullandığı rengin mavi. Bunun neden olduğunu gelecek olursak belirtilene göre mavi tonlar kullanıcıların kendilerini rahat, güvende hissettirdiğini sağlıyor. Instagram pembe. Facebook neden mavi biliyor musunuz? Facebook'un neden mavi renkte olduğu ile alakalı ise farklı bir sebep daha var. Aslına bakarsanız Facebook'un mavi olmasının en önemli sebebi kurucusu Mark Zuckerberg'in bir renk körü olmasıdır. Geberöç. Senin yüzünden mavi oldu. Facebook neden mavi biliyor musunuz? Renk körü olmak hayatı sadece siyah beyaz renklerden kurulu olmuyor. Yine de renkler görülüyor ancak bazı renkleri ayarlı etmek gerçekten güç oluyor. Facebook neden mavi biliyor musunuz? İşte Mark Zuckerberg'in Facebook mavi ağırlık yapması sebebi ise buydu. Çünkü Mark Zuckerberg'in en kolay ayırt edebildiği renk maviydi. Facebook neden mavi biliyor musunuz? Diğer fotoğrafta kadarınız için tıklayınız. Vay be. Bu arada Uğur Selçuk GS06 Instagram hesabını takip etmeyi unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Takip ederseniz adamın dibisiniz filan yani. Löpçü oluyorsunuz yani anlatabiliyor muyum? Birkaç söyleyeceğim daha var. Nedense bir Selçuk Özkaya kanalı yani 420 abone olan kanal bir düşüşlerde anlamadım. Mesela YouTube benimle dala geçiyor. 69'du. Nedense bir yani 31 görüntülerim aldı. Bu 130'lardaydı 65 görüntülerim aldı. Nedenini anlamadım. Bu 11 görüntülenme inşallah 11'i yani bir rahat 50-60 görüntülenme alır. Uğraştığım bir video bir var olmuştuk eminim. Hakkımda gelirsek 30 bin izlenmeme çok az kaldı. Videolarım gerçekten siz şöyle sanıyorsunuz. Ben videoyu açıyorum. Enes Batur falan izlemiyor. Tamam beni izlemeyin onu da fayda. Ama şunu yapın lütfen. Videoyu açıyorsunuz. İşte yorum yapıyorsunuz, like atıp kaçıyorsunuz. Birazcık ne diyeyim sürükle, hani olur ya video kırmızı sürüklenir böyle ilerlet. İlerlet, ortasına getir. Ondan sonra ortasından
Böyle sarı çizgiler oluyor. Sarı çizgilerin önlerine getir veya birazcık arkalarına getir. Bekle bir 10-15 saniye. Sonra en sonuna getir. En sondaki o introyu da outro. Outro'yu da gör. Bana öyle gel. Benimle paylaşmayı unutma. Hoşçakal. Evet.